Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Monster Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde sizlerle birlikte Valorant oynayacağız. Biliyorsunuz kısa bir süre önce Valorant'ın kapalı betasını oynamıştık. Şimdi ise oyun herkese açık bir şekilde kullanıma sunuldu. Biz de tekrardan gelip bu oyunu sizlerle birlikte deneyimleyeceğiz. Bakalım gerçekten Counter-Strike Global Offensive'e rakip olabilecek kalitede bir yapım gelmiş mi? Bunu beraber gözlemlemiş olacağız. Dilerseniz şimdi lafı daha fazla uzatmadan yavaş yavaş oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar, şu anda Valorant'a girdik. Ben bu oyunu beta'da oynamıştım daha önce sizlerle birlikte. Şu anda tam sürümüne ilk defa giriyorum. Dolayısıyla böyle çok bir fazla bir muhtemelen varlık gösteremeyeceğim. Ama size biraz oyundan bahsedeyim isterseniz. Aslında bunda da counter gibi çeşitli şeyler var. İşte ajanlarımız falan var. Ajanlarımızın haricinde silahlarımız var ve bu silahlar kaplamalarla işte daha da zenginleştirilebiliyor. Aynı Counter Strike'de olduğu gibi. Normalde silah oyunu ilk açtığınızda şu şekilde, yani gayet sade bir tasarıma sahip. Fakat işte çeşitli kaplamalar yapabiliyorsunuz. İşte böyle değişik tarzda kaplamalar var. Burada artık gördüğünüz gibi bütün silahlar kaplamalı benim şu anda özel hesap olduğu için. Çeşitli burada da silah, bıçak tarzı şeyler mevcut. Görüyorsunuz. Yani genel itibariyle karakterinizi özelleştirebileceğiniz ve bu özelleştirmelerin oyunda size böyle bir avantaj sağlamadığı, yani haksızlık olmayan bir yapım. Yani karşınızda böyle çok muazzam şeyler olabilir. Çok muazzam böyle ekipmanlar olabilir. Lakin bu en nihayetinde yetenekle alakalı bir oyun. Bunu size dipnot olarak belirtmiş olalım. Bu arada bilgisayarımız yine her zamanki olduğu gibi Toolpart T7 arkadaşlar. Bu bilgisayarda 1660 Ti ekran kartı bulunuyor ve 9. nesil bir i7 işlemcimiz var. 16 GB DDR4 RAM'imiz var. Bu sistemin oyunu gördüğünüz gibi oynatma kalitesi, her şey açık. Aklınıza ne gelirse açık. Grafikler en yüksekte. Yani her şey açık. 60 FPS'te sabitlemiş. Gayet başarılı bir şekilde alıyor. Şöyle genel diyelim ve oyna diyelim. Bir maç yapalım sizle birlikte. Daha sonrasında bakalım bu oyun Counter'la rekabet edebilir mi edemez mi? Buna bir cevap bulmaya çalışalım. Bu oyunun ücretsiz olması güzel bir şey tabii. Bunu belirtelim tekrardan. Bu şekilde hemen indirebiliyorsunuz oyunu ki boyutu da öyle aman aman çok yüksek değil. Oyunu hızlı bir şekilde indirip oyuna girebilirsiniz arkadaşlar. Ve oyunu oynamaya başlayabilirsiniz. Biraz bu oyunda mesai harcamanız gerekiyor. Çünkü her karakterin, her ajanın daha doğrusu oyun diliyle konuşacak olursak kendisine az özellikleri var. Bu özellikleri nerede, hangi haritada ve nasıl kullanacağınızı çözmeniz gerekiyor. Bunlar önemli oyun için. Çünkü atıyorum bazı karakterler bazı haritalarda gerçekten çok avantajsız. Bunları göz ardı etmemeniz gerekiyor. Ben bu oyunu dediğim gibi beta'da oynamıştım. Orada birçok harita yoktu. Mesela bu şimdi oynayacağımız harita yoktu. Buradan bir ajan seçiyoruz. Bunu seçeyim. Böyle hayaletimsi bir şey. Kilitle diyelim. Dolayısıyla hangi ajanın hangi haritada kullanacağınızı böyle öğrenmek için ben şu anda sallama seçtim mesela. Belki bu ajan bu haritada çok ne bileyim iyi değildir. Lakin biz seçmiş olduk artık. Bu arada sizin aldığınız ajanı başka biri alamıyor. Bunu da dipnot olarak belirtelim. Yani siz seçtikten sonra başka biri bu ajanı seçemiyor. Bunu da belirtmiş olalım. Yavaş yavaş oyunumuza başlayalım artık. İlk el zaten silah almıyoruz. Sadece kalkan alıp Allah Allah gidiyoruz. Sonraki ellerde silahımızı alıp bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bunda da bomba kurma etme var biliyorsunuz. Beta'da da oynamıştık zaten. Ya da ne bileyim sizde zaten Twitch'te falan bayağı bir oyun döndü. Orada denk gelmişsinizdir. Spike diye bir şey var, onu alıp kuruyoruz. Diğer taraf o Spike'i etkisizleştirmeye çalışıyor falan filan. Spike ben demiş mesela. V'ye basıyorsunuz. Burada silah menüsü var. Silah menüsü gayet basit. Selamlar. Şuradan bir tane kalkan alalım. Bir de şu Frenzy'yi alayım silah olarak. Selamlar Ekim. Ayrıyeten bomba yerinde şu altta görüyorsunuz CQE falan filan var. Onları alıyorsunuz arkadaşlar. Yani bunda hani bomba yerine bu tarz özellikler alıyorsunuz. Onu da söyleyebilirim. Şşt. Evet gideceğiz şimdi. Haydi haydi haydi. Robot satacağım, birlikte çıkalım. Okay.
gidiyoruz. Bir dakika şunu kapatalım. Evet. Arkamızdan geldi adam da ben başka bir ayarı yapmaya çalışıyorum. 26 MSH. O yüzden öldük. Neyse bir dahaki elde alırız. Çok iyisin. Haritalar çok büyük değil. Bunu da belirteyim yeri gelmişken. Haritaların büyük olmaması iyi. Hızlı bir şekilde en azından. Düşmanınızı da alıyorsunuz. Düşmanla karşılaşıyorsunuz. Şimdi gerçek bir silah alalım. Şu ağır kalkanımızı alalım. Ve silah olarak da Spectre alalım. Hem hafif hem de güzel böyle. Yok kalmadı. Değişik bir silah. Özellik almıyorum şimdilik. Birazdan alırım onu da. Biraz daha para biriksin böyle pahalı bir şeyler alırız. Haydi 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 açın. Açın önümü. Robot çekiyorum yine. Yok kalmadı. Tamamdır. Haydi haydi haydi. Direkt. Direkt saldırıyorlar. Bombalar, bombalar ne varsa atıyorlar. O yüzden fazla yaklaşmamak gerekiyor. Şöyle şuraya gönderelim bakalım. Abi girelim. Maksat orada böyle bir kaos ortamı yaratırsın. Şöyle girelim. Aha. Adam oradaymış. Göremeden öldürdü bizi ya. Neyse çok da sıkıntı değil. 22 hasar vermişiz. 120 hasar almışız. Bunları çeşitli bir şekilde görebiliyorsunuz. Bir de ölme hızınız gerçekten çok hızlı. Hani hızlı bir şekilde ölüyorsunuz oyunda. Birkaç tur daha oynayıp oyunu kapatacağım. Benim asıl amacım size göstermekti arkadaşlar bu oyunu. Yani grafikler gördüğünüz gibi her şey zaten öyle çok şey değil. Birkaç özellik alayım onları kullanayım size göstermek için. Silahlar, silah ne alalım? Spectre alalım, Paranoia yeteneğini alalım. Şu gizli adımı alalım. Ve gidelim. Ve silahım böyle. AP yapma AP. Bombomun beni kör ettin lan. Işınlandım ama sor beni niye ışınlandın. Bombomun ne yapacağım? Spike taşıyıcı benmişim. Trollüyor ama. Bir adamımız kaldı. Beni o da ölür zaten. Tertemiz. 5'e 1 aldı. Bir el daha oynayıp çıkıyorum arkadaşlar. Kanka, şöyle Galashnikov'tan bozma bir silahımız var onu alalım. Kalkana gerek yok. Silah gerçekten Galashnikov'tan bozma bir silah bence. Yani görüntüsü falan. Öyle dur la silah attık yanlışlıkla. Ben mid bakacağım siz AG'ye sen. Bıçağımıza bakalım. Bıçağımız, bıçak. Orada. Böyle tek seferde öldürüyor. Aç 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 aç. Hadi yürü. Yürü yürü go go go. Buraya ışınlanmaya da gerek yok ama neyse. Buraya bırakalım siyah kırmızı. Koray koray. Şurayı önemli. Aha. Yani sisin içinden vurdu adam. İşte böyle sisin içinden vurma da var arkadaşlar. Sisi tarıyorsunuz ya, yani. Koridor daraldığı için. Ölebiliyorsunuz. Yani nasip kısmet işi bu işte birazcık. Sen bir tur daha oynayalım bari ya. Bu da son tur olsun. Sonrasında çıkalım. Bir tane dur kalkan alayım. Sonrasında bir silah alayım. Ve gidelim. Aynı kan turda olduğu gibi deli
bu imha eden taraf biraz daha avantajlı. Kur'an taraftan diyebiliriz. Simge bak, Türk onu. Çünkü onlar pusuyorlar. Pustukları için rahat oluyor. Ve daha yakın doğuyorlar bu duvarlara. Direkt tarıyorlar. Bir de göstermeyin. AWP var. Oğlum bu nasıl sınıf lan? Ateş. Direkt öldürüyor. Hadi durmayalım. Tarayalım, belki bize vurur. Duvarın içinde falan. Aha, adam öldü. Yani direkt anlık da vuruyorlar. Helal olsun. Direkt demek ki açıyorlar. Vuruyorlar derken artık oyunumuzu sonlandıralım. Evet, bugün sizlerle birlikte Valorant oynadık. Gördüğünüz gibi biraz bu emek harcanması gereken bir oyun. Yani ben bugün arkadaşlar işte o kapalı beta'da oynamıştım. Onun üzerinden uzun bir süre geçti. O sürede hiç oynamadım ki bugün de gördüğünüz gibi zaten gelen geçen bam güm vurdu. Burada haritayı bilmek önemli Counter'da olduğu gibi. Aynı zamanda karakterlerin özelliklerini ve yapabildiklerini de öğrenmek önemli. Yani bayağı bir mesai harcamanız gerekiyor bu oyunda ve sonrasında biraz daha ustalaşabilirsiniz muhtemelen. Güzel yanı şu, oyunda sağlam bir anti hile yazılımı var. Tabii bu hilesiz bir oyun olduğu anlamına gelmiyor. Sürekli bunu Riot Games'in ne yapması lazım? Güncellemesi lazım arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz Valve bu konuyu, bu sıkıntıyı yıllardır çözemedi. Onda da sözüm ona bir sürü anti hile güncellemeleri geldi ama hala Counter'a girdiğinizde yüzlerce hileli oyuncu var. Dolayısıyla Valorant'ta da ister istemez oyunun ücretsiz olmasından ötürü hileli oyuncular çok fazla olacaktır. Bunları report ederseniz belki Riot Games bunu kökünden halledebilir. Bilmiyorum, bunu zaman gösterecek. Lakin oyun ücretsiz olduğu için bunu indirip oynayabilirsiniz. Zaten öyle büyük bir boyutu da yok. Ayrıca sistem gereksinimleri öyle aman aman yüksek de değil. Dolayısıyla bu pandemi sürecinde eğer evde kalmaya hala devam ediyorsanız deneyebilirsiniz. Eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabilirsiniz en güzeli de. Ve size evde böyle daha rekabetçi bir oyun ortamı sunacaktır bu yapım diyorum. Ve Oyun Canavarı'nın bugünkü bölümünü kapatıyoruz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.